Merhaba arkadaşlar, en az sizlerin de benim kadar sabırsızlıkla ve merakla beklediğiniz uyku tulumları sonunda yurt dışından geldiler. Bunlardan daha önceki videolarımda sizlerden bahsetmiştim. Bunu bilen arkadaşlar sürekli bana yazıp soruyorlardı, ne zaman tanıtacaksın bunları diye. Artık geldiğine göre tanıtma zamanı da geldi. İki tip uyku tulumu geldi. Aslında bundan iki tane var. Aldım. Bundan bir tane aldım. Bu uyku tulumu Decathlon'un Türkiye'de satılmayan, yurt dışında İngiltere, Londra'daki mağazalarında satılan bir ürünü. 0 derece konfor alanlı ve tamamen %100 pamuk bir uyku tulumu. Bu ise çocuklar için tasarlanmış 10 derece konfor alanlı bir uyku tulumu. Şimdi bunları tek tek sizlere tanıtacağım. Şimdi ilk başta bundan başlayalım. Uyku tulumunu tanıtmadan evvel sizlere uyku tulumları hakkında kısa bir bilgi vereyim. Daha önceki videolarımda kısa kısa geçmiştim. Burada da beni ilk defa izleyenler için kısa bir bilgilendirme yapayım. Uyku tulumları da çeşit çeşit ebatlarda veya çeşit çeşit amaçlara hitaben yapılıyorlar. Bunların mumya tip uyku tulumlarından tutun da işte kuş tüyleri, kas tüyleri, pamuklu, sentetikleri, dikdörtgen tipleri, bir sürü çeşit uyku tulumları var. Sizin amacınıza yönelik ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız onları sunan uyku tulumları çeşitleri var. Eğer amacınız sizin de benim gibi konforlu bir uyku tulumu ise almanız gereken uyku tulumu bence bu. Neden bunu seçtim diye düşünürseniz, şimdi uyku tulumlarında, ben mumya tip uyku tulumlarında çok rahat edemiyorum. Yani kolumu, bacağımı çok fazla rahat ettirmiyorum. Stabil yapmanız gerekiyor. Mümkünse sırt üstü yapmanız gerekiyor. Bu da kişisel olarak benim konforumu engelliyor. Onun için ben genelde kamp tipi dikdörtgen uyku tulumlarını seçiyorum. Bunları seçerken de genişlikleri benim için biraz daha önemli. Ben de biraz haliyle geniş bir insanım. 90 kiloyum. Yani ne kadar 90 kilo olmasam da, 89 kilo olsam da 90 kiloyum diyelim. Rahat rahat dönebilmek, rahat hareket edebilmek, kolumu bacağımı açabilmek istiyorum. Daha çok konfor odaklıyım. Benim videolarımdan takip ediyorsanız, yaptığım kampları, götürdüğüm eşyaları fark edince benim konfor odaklı olduğumu anlamışsınızdır. Onun için dikdörtgen tip uyku tulumlarında genişliğe önem veriyorum. Bunun genişliği, üzerinde yazanlardan bakalım. Bu uyku tulumunun genişliği 80 cm. Yani her yerde 80 santimlik kullanıyorsunuz. 70 santimlik, 60 santimlik falan oluyor. Fakat bu açıldığı zaman 80 santim oluyor. Eğer siz içine girerseniz sizin kalınlığınızla beraber bu biraz daha daralıyor. Onun için maksimum seviyedeki bir genişlik aradım ben. Bu 80 santim benim için gayet idealdi. İkinci olay da sentetiklerde veya kas tüylerinde şu tip sıkıntılar oluyor. Sentetikler terletebiliyor. Tamam, daha hafifler, daha çok sıkıştırılabiliyorlar, taşıması daha kolaylar. Fakat hiçbirisi pamuklu gibi olmuyor. Kas tüyleri de öyle. Kas tüyleri de çok sıcak tutan, daha az yer kaplayan fakat ıslanmaya gelmeyen ürünler. Bu da ıslanmaya denk gelmiyor ama o kadar da pahalı değil. Kas tüyleri kadar da pahalı değil. Bu tamamen %100 pamuk. İçerisinde terlemezsiniz. Daha rahat, daha konforlu bir yatış imkanı sunar. Fakat sizlere tavsiyem, bunun içerisine ya kendi giysilerinizle, stabil pijama dediğimiz giysilerinizle yatın ya da içerisine iç uyku tulumu alın. O şekilde yatın. Yıkanması pek tavsiye edeceğim bir şey değil. Zor yıkanabilen veya pamuklu olduğu için top yapı olabilen bir yapıya sahip. Bu yüzden ben de dikdörtgen tipi, geniş ve pamuklu bir ürün seçtim. Bunun içerisinde konforlu bir şekilde uyuyabileceğimi düşünüyorum. Bundan iki tane aldım. Bunların ikisi de birleştirilebiliyor. Bunlar renk renk, bir yeşil bir kırmızısı var. Ben iki tane kırmızı geldi maalesef bana. Fakat bu ikisi de birleştirebiliyor. Çift kişilik bir uyku tulumu da olabiliyor. Konforlu bir uykunun yanında beraber de yatabilmek istiyorsanız bu tip bir uyku tulumu sizin işinize yarayacaktır. Uyku tulumunun uzunluğu baş kısmı eklendiği zaman, şurada baş kısmı var. Bu açtığım zaman göreceğiz. Kulakçıkları çektiğiniz zaman boynunuza kapatan bir kulakçık kısmı var. Yastık koyabileceğiniz bir yeri var. Yani ya da yastık yapabileceğiniz. Yanınızda yastık götürmüyorsanız kıyafetlerinizi bu cebe koyup onu yastık olarak da kullanabilirsiniz. Dışı tamamen pamuklu olduğu için bu da sizi terletmeyecektir. Baş kısmı dahil 230 cm. Yani neredeyse 2,5 metreye yakın bir uzunluğu var. Fermuarlı yapısıyla ikisini birbirine birleştirdiğiniz gibi içerisine de girip rahatlıkla yatabiliyorsunuz. İç taraftan da fermuarlı var. Bunu açtığım zaman
beraber açacağız şimdi. O zaman tek tek göreceğiz. İkisini birleştirebilir olduğunu anlatan sembol burada. Genişliği anlatan sembol burada. Burada 5 yıl garanti olduğunu söylemiş ama hani ne kadar garanti olur, nasıl götürsünüz, nasıl verirsiniz, o da meçhul. Ama Decathlon bence bu ürünüyle tamamen konfor odaklı bir uyku tulumu yapmış. Şimdi hep beraber açalım, bakalım içinden ne çıkacak. Burada taşıma kulbu var. Buradan bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Biraz kaba ve hantaldır. Ağırlığını hatırlamıyorum. Ama size bunun internet sitesindeki videolarının da linkini koyabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Şuradan şu şekilde bir kulbu var. Taşıma kulbu. Çantası bu şekilde. Decathlon'un sitesinde bunu eleştirenler de olmuş. Ama konfor konusunda eleştirisi yapılmamış. Tek eleştiri konusu ve stabil olarak yapılan eleştirisi çantadan çıktıktan sonra çantasına girmesinin zor olduğu konusunda. Şimdi yavaş yavaş açalım. Kapağı açtığımızda içerisinde uyku tulumunun... şöyle biraz yaklaştıralım. Uyku tulumunun kullanış şekillerini anlatıyor. Şurada bu şekilde yatabildiğiniz gibi, yastık yaparak yatabildiğiniz gibi, eğer üşüyorsanız şuradaki kulakçıkları içe doğru çekerek göğsünüze, boynunuza sarabiliyorsunuz. Aynen şurada olduğu gibi. Burada da gösteriyor. Eğer istemiyorsanız da kulakçıklardan çekip düzeltebiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bunu anlatan bir broşür olmuş. Arkasına bakalım. Arkasında ne var? Ups, arkasında. Evet. Şöyle göstereyim. Arkasında işte açılış şeklini göstermiş. Burada kafa kısmının ayrılabileceğini göstermiş. Şuradaki fermuarlarla çift taraflı açılabildiğini söylemiş. Yani iki tane uyku tulumunuz var ise birleştiriyorsanız bir tanesini alta seriyorsunuz. Bir tanesini üste seriyorsunuz. Ve kişisel olarak kendi tarafınızı açabiliyorsunuz. Yani fermuarların olduğu tek taraf açılmıyor. Diğer tulumlarda olduğu gibi. Fermuar tarafında olan kişi üşürken öbür taraf çok pişmesin, istediği gibi ayar yapabilsin diye iki taraflı açılma imkanı sunmuş. Burada da zaten hani altlı üstlü birleştirme yaptığınızı göstermiş. Bir uyku tulumunu alta seriyorsunuz, diğerini de üstüne koyuyorsunuz ve fermuarlarını çekiyorsunuz. Bu şekilde anlatmış. Tek veya iki kişilik olduğunu burada göstermiş. Şimdi bakalım içinden buradan ne çıkıyor. Evet, uyku tulumumuz çıkıyor. Bakalım içine sokabilecek miyiz? Dedikleri gibi kılıfı eleştirildiği kadar dar mı? Görelim. Ama muhtemelen dar. Zor çıktığına göre. Evet. Açtık. Ben bunu şimdi bir yere sereyim. Sizler de görün. Evet. Uyku tulumumuzu açalım. Evet. Uyku tulumumuz bu şekilde çıktı. Kırmızı uyku tulumu. Hop, şöyle bir yere koyuyorum. Evet, uyku tulumumuzu açalım. Key katlanmış bu şekilde. Gayet yumuşak, güzel bir dokusu var. Ama sanki 80 santim değilmiş gibi. Bakalım. Bunu ölçmek lazım. Hemen işaret metrede. Bakalım. Oops. Bunu beklemiyordum. Şöyle yapalım bir daha. Çünkü 70 santim çıktı. Bir daha bakalım. Ama herhalde şuradaki kırılma paylarından dolayı, fermuarın kırılma paylarından dolayı bir 3 santimlik bir kayıp oldu. Ama bence gayet geniş bir uyku tulumu. İçerisinde en azından kolunuz bacağınız daha da fazla hareket edebilir. Şu baş tarafına bakalım.
baş tarafındaki kulakçıklar, deniz kulakçıklar bunlar. Bu sizin vücudunuzu sarıyor. Boynunuzu kapatıyor. Ve kafanızı kapatıyor. Yani bir bere gibi kafanız burada kalıyor. Şunlar da sizin boynunuzu kapatıyorlar. Kulakçıklar. Aynı zamanda bunları kapatmak istediğiniz zaman, yani böyle istemediniz ve yastık yapmak istediniz bunu. Şuradan tutuyoruz. Çıkartıyoruz. Bunun içerisine eşyalarınızı koyuyorsunuz. Yani giysilerinizi koyabilirsiniz. Ve bunu da yastık olarak yapabilirsiniz. Şuradaki fermuarından çıkartılıyor. Bakalım çıkartalım ne olacak. Ama bunun fermuarı arka tarafta. Yani şu şekilde çıkartacağız. Evet. Kapalı kısmı bu. Bunu şimdi böyle koyalım. Ve fermuarımızı da açalım. Güzel bir battaniye oldu bence. Ve içine girelim. Bunun içine girerken üzerinize bir pijama veya bir iç astar, uykulum astarı alırsanız iyi olacaktır. En azından yıkanması gerektiği zaman o iç astar yıkanabilir. Ve şimdi bir içine girelim. Bu da benim kızımın Benek isimli kedisi. Evet, bize yeni geldi. Dur bakalım. Ben bununla uğraşırken kedimiz de kamerayı devirdi. Şimdi düzelttim, baştan başlayalım. Kapatalım bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle ilk defa bu ürünü açtım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Biraz şu dönem içinde sıkıntı yaşadık. Ama girelim bakalım. Kedi. Çekil bakayım orada. Çekil bakayım orada. Kapalı kısımla beraber tam olabilecek gibi. İçeriden de kapatabiliyoruz. O gerçekten bir toprakmış. Kontrollü. Bu aslında hop yine geldik edecek. Benek bir türlü rahat bırakmadı. Kameraya sürekli tırmanıyor, deviriyor kamerayı. Kamerayı elime almak zorunda kaldım. Şimdi içine girdik, açtık. Nasıl olduğunu yüzeysel olarak tam test etmesek de gördük. İçerisi konforlu, yumuşak bir dokusu var. İçerisinde sizi çok fazla terleteceğini düşünmüyorum. Zaten %100 koton. Şuradan bakabilirsiniz. Tamamen %100 koton. 0 derece ayarında bir konfor alanı sağlıyor. İlkbahar, sonbahar ve yaz ayları için ideal olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok fazla üşümem diyorsanız kışın da deneyebilirsiniz. İçerisindeki genişlik ellerimi, kollarımı, bacaklarımı hareket ettirmem için yeterli. Fermuarın açılması konusunda sadece bir köşe kısmında, şurada zor açtım, zor kapattım ama zaten bütün fermuarlı ürünlerin hepsinde köşeler zor açılıp kapanıyor. Yıkarsanız kurutmak için asacağınız yerler şuralar. Başlığını hemen bir getireyim. Başlığını şuraya koymuştum. Evet. Başlığı da bu. Bu şekilde.
fermuarını kapattıktan sonra bunu yastık olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer üşürseniz şu kırmızılardan çekerek boynunuzun ve omuzlarınızın üşümesine engel oluyorsunuz. Hatta şöyle bir çekelim. Bu şekilde oluyor. Sizin boynunuzu ve omuzlarınızı koruyan bir parça bulunuyor. Eğer bunu istemiyorum derseniz şuradaki görüyorsunuzdur. Kopçadan çekerek onu içeriye alabiliyorsunuz. İsterseniz öbür tarafa da çekelim. Bir görün. Bu tek elle olabiliyor. Evet. Bu şekilde. Uyku tulumumuz böyle. Sizlere anlatabileceğim bir tek şey kaldı. O da kılıfına giriyor mu, girmiyor mu? Ona beraber bakabiliriz. Daha sonra da videoyu kapatırız. Önümüzdeki haftalarda da çocuk için olan uyku tulumunu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Onun hatta çok şirin bir cebi var. Cebine oyuncak ayısını koyuyor çocuklar. Ben şimdi bunu kılıfına sokmaya çalışayım. Hep beraber görelim. Bence kabul edilebilir. Çantası gönlüsterdeki biraz daha geniş olsa da daha rahat girse, yani lastikli olabilir. Belki hani geniş olursa, lastikli olursa içeride açılabilir diye bir kaygı da olabilir insanlarda. O yüzden böyle de yapmış olabilirler. Ama çantasına rahatlıkla girdi. Önümüzdeki haftalarda sizlere bunun çocuklar için yapılmış olan versiyonunu tanıtmaya çalışacağım. Çocuklar için olan tamamen pamuklu değil, taktiyenler durdu. Şurada. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Abone değilseniz abone olmayı. Gelecekteki videolardan haberdar olabilmek için de yandaki çan tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.